Merhabalar. Öğretim görevlisi Muhammed Sinan Karabıyık, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanıyım. İstanbul'da Selanik Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Mültecilik ve göçmenlerle ilgili akademik çalışmalarıma devam etmekteyim. Göç esasında bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınır geçmesi ya da mevcut ülke içerisindeki yer değişikliği olarak tanımlanabilir. Süresi, yapısı ve nedenleri ne olursa olsun insanın yer değişikliği, bütün yer değişiklikleri, bütün insani hareketlilikler göç olarak değerlendirilebilir. Burada mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile birleşimi gibi bir takım farklı nedenlerle hareketlilik halinde olan insanların yapmış olduğu nüfus değişikliğine, yer değişikliğine biz göç olarak değerlendirebiliriz. Evet, bugün dünyayı olduğu kadar ülkemizi de etkileyen en önemli olgulardan birisi uluslararası göç. Uluslararası göç kavramı da esas itibariyle kişilerin geçici ya da daimi olarak başka bir ülkeye doğru hareketliliğini ifade eder. Menşei ülkeden ya da mutat olarak ikamet ettikleri ülkeden ayrılarak yerleştikleri ulus aşırı yerleşimlere biz ya da hareketliliğe biz uluslararası göç olarak tanımlıyoruz. Uluslararası göçün yasal dayanaklarını değerlendirecek olursak ilk önce aslında devlet egemenliğinden söz etmemiz gerekir. Devlet egemenlikleri yani mevcut ulus devletlerin sahip oldukları yasal dayanakları, iç tüzükleri ve anayasaları ve bununla beraber küresel bir takım insan hakları gibi bazı değerler çerçevesinde oluşan ortak bir ilke ve normlar bütününü ifade eder. Yani esas itibariyle uluslararası göçün yasal dayanaklarının iki ana sadece ayağı olduğunu ifade etmemiz gerekir ki devletlerin egemenliği alanında bulunan nokta şunu ifade eder. Gelen insanların, göçmenlerin kabul süreçleri, onlarla ilgili işte yapılacak bir takım gözaltına alma ya da işte sınır dışı edilme gibi bütün süreçleri devlet egemenliğinin uygulama biçimleri olarak değerlendirebiliriz. Uluslararası hukukun göç belgelerini ise yine bu bağlamda insan hakları hukuku, İnsancıl hukuk, iş hukuku, mülteci hukuku, bununla beraber konsolosluk, ticaret ve denizcilik hukuku gibi farklı bir takım hukukun alt dallarının oluşturduğunu ifade etmemiz gerekebilir. Göçten, uluslararası göçün farkından ve uluslararası göçün hukuki dayanaklarından bahsettikten sonra uluslararası hukukun belirlediği ve tanımladığı bir takım sınıflamalardan söz etmemiz gerekir. Mesela göçmen kavramı bunlardan birisidir. Mültecilik, sığınmacılık gibi farklı bazı kavramlar var. Bunları açmak gerekirse esasında göçmen kavramının uluslararası ölçekte tanımlanmış ortak bir tanımının olduğunu söylemek çok mümkün değil. Göçmen terimi biraz daha farklı olarak bireyin zorlayıcı faktörler dışında kendi bireysel arzusuyla, isteğiyle yapmış olduğu bir hareketliliği ifade eder. Öyle ki Birleşmiş Milletler de göçmeni sebebi ne olursa olsun ya da göç etme biçimi, göçün karakteri her ne olursa olsun bir yabancının farklı bir ülkede bir yıldan daha fazla ikamet etmesi olarak ya da ikamet eden bireyler olarak göçmeni tanımlar diyebiliriz. Mülteci kavramı da yine gündelik hayatta pek çoğumuzun yanlış olarak değerlendirdiği Türkiye bağlamında bir kavram. Öyle ki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tüzüğündeki kriterlere uyan ve mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi gereğince Yüksek Komiserlik tarafından kendilerine koruma sağlanan kişileri biz ya da böyle bir hak elde etmiş olan kişileri biz mülteci olarak tanımlıyoruz. Tabii ki daha açık bir ifadeyle şöyle tanımlanabilir. Irkı, dini, tabiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusuyla vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunmaları ve bu korku nedeniyle göç ettikleri ülkelerde koruma talep eden kişiler olarak da mülteciliği tanımlamamız mümkündür. Sığınmacı da mülteciye benzer bir kavram ama esas itibariyle bir süreçsel farklılık vardır. Yine burada da sığınmacı zulüm veya ciddi bir zarardan korunmak amacıyla kendi ülkesi dışında bir güvenlik arayışına giren kişidir. Ve bu güvenlik arayışında bulunan kişinin ulusal ya da uluslararası hukuksal metinlerin de onlara sağladığı bir takım haklara göre mültecilik statüsüne ilişkin başvuru yapan ve bu başvuru sonucunu bekleyen kişilerdir. Dolayısıyla bir ara form olarak
değerlendirilebilir. Tabii bunun devamında şöyle bir süreç de söz konusu. Sığınmacılara ilişkin eğer sığınma başvurusu reddedilen kişiler varsa bunlar ülkeyi terk etmek zorundadırlar ve ilgili hükümetler de bunlara ilişkin prosedürleri tıpkı diğer yabancılara ilişkin sınır dışı etme politikası, deport etme politikası nasılsa bu kişileri de aynı şekilde sığınma başvuruları kabul edilmeyenleri bu şekilde ülke dışına çıkarmaları gerekmektedir. Uluslararası koruma biraz daha insan hakları temelinde aslında tartışılabilecek bir kavram. Çünkü bildiğiniz gibi insanların çoğunluğu temel insan haklarının ve fiziksel güvenliklerinin, temel ihtiyaçlarının kendi içinde yaşadıkları ülkelerinde, kendi hükümetleri tarafından korunmasını arzu ederler. Böyle bir beklenti vardır. Fakat bu mülteciler için ya da bütün dünyadaki bütün insanlar için aynı şekilde gerçekleşmez. Ülkelerinin koruyamadığı ya da korumak istemediği bazı grupların, bazı birey ya da grupların korunmaya ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin mültecilerin sığındıkları ülkelerde korumalarını sağlamak amacıyla oluşturmuş olduğu bir düzenlemeyi ifade etmektedir. Geçici koruma statüsü ise çatışma veya yaygın şiddet ortamlarından kitlesel olarak kaçıp gelen kişilere yönelik bireysel statü belirleme işlemi olmazdan evvel devlet tarafından sağlanan genel bir çerçeveyi düzenlemeyi ifade etmektedir. Türkiye'deki geçici koruma statüsündeki Suriyelileri bu çerçevede değerlendirmemiz mümkün. Sığınmacı kategorisinde ise yine kayıtlı sığınmacılar olarak Afganları örnek verebiliriz. Uluslararası korumaya başvurmuş ve kabul edilmiş olan üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere Türkiye'de şu an bulunan Afgan sığınmacıları da aynı şekilde bu çerçevenin dışında tutmak gerekir.